26 Mart 2015 Perşembe gününden Yeşil Bülten'le tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'un çok tartışılan projelerinden birini, 3. Havalimanı'nı konuşacağız. Konuklarımız var stüdyomuzda. Hemen onları tanıtayım sizlere. Cihan Uzunçarşılı Baysal burada ve Onur Akgül Kuzey Ormanları Savunması'ndan, aynı zamanda Cihan Hanım da kent hareketlerinden diyelim ve hemen bu konu neymiş onu bir hatırlayalım. Bugün bir basın toplantısı düzenledi Kuzey Ormanları Savunması ve orada 3. Havalimanı'na ilişkin derli toplu bir rapor hazırladılar. Bu raporun tanıtımı yapıldı. Rapor benim önümde, aynı zamanda bana da ilettiler sağ olsunlar raporu ve Kuzey Ormanları'nda yaşam, doğa, çevre, insan ve hukuk karşısında 3. Havalimanı projesi başlıklı bir rapor. Ona ilişkin detaylara kısaca bakalım. Ardından konuklarımız çok daha detaylı aktaracaklar. Kuzey Ormanları Savunması 3. Havalimanı'nın yaşam, doğa, çevre, insan ve hukuki boyutlarını ele alan raporunu açıkladı. 3. Havalimanı ile ilgili hazırlanmış bütün teknik raporları bir araya getirip geliştiren rapor, 3. Havalimanı projesinin ulaşım değil, Kuzey Ormanları'nı yok edecek bir inşaat projesi olduğuna vurgu yapıldı. Yaşama, doğaya, insana, kültüre, hak ve adalete saygı ve sevgiden nasibini almamış açgözlülerin İş makineleriyle paramparça edildiği günlerden geçiyoruz. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde yapılan toplantıya Profesör Zerrin Bayraktar, ekonomist yazar Mustafa Sönmez ve Mimarlar Odası'ndan Mücella Yapıcı katıldı. Bu büyük havalimanı ihtiyacı İstanbul'un ya da bölgenin ihtiyacından değil, sadece Sayın Sönmez çok iyi bilir, büyük bir yatırım ihtiyacındadır. Detaylarıyla anlatılan rapor şöyle. 1. Havalimanı kâr etmez, amaç inşaat. 2. Ulaşım değil, cazibe merkezi yaratma. 3. %90'ı sulak alanlar ve ormanlarla kaplı. 4. Çet'te göl ve göletler su birikintisi oldu. 5. Susuzluk çağına girerken su kaynakları yok olacak. 6. En önemli kuş göç yollarının üzerinde. 7. Uçuş güvenliği için riskli. 8. Ekonomi alarm verirken en yüksek bedelli yatırım. 9. Devlet hava meydanları işletmesi zarardan zarara koşuyor. 10. Hukuk çiğnendi. 11. Kamu zarara uğratıldı. 12. Konsorsiyumun şaibeleri. Yağmanın boyutunu saklamayan ama projeyi de olumlamayan ÇED'i, hilesi, üç kağıdı, ihalesi, baskısı, hak ihlalleri, şeffaflıktan nasiplenmemiş süreciyle bu yazılan bir ülkenin adalet ve hukuk rotasından çıkışıdır. Kuzey Ormanları Savunması uluslararası kamuoyuna da çağrı yaparak projeye maddi manevi destek olmamalarını istedi. Evet değerli izleyenler, böyle bir basın toplantısı ve rapora ilişkin detayları konuklarımızla konuşacağız demiştik. Hemen geçelim. Konuklarımız Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Onur Akgül'dü. Soralım öncelikle, bu rapor, pek çok rapor hazırlandı 3. Havalimanı'na ilişkin ama bu raporun farkı nedir? Evet. Şimdi tabii ki çok değerli raporlar hazırlandı. Meslek gruplarının, meslek odalarının özellikle kendi alanlarıyla ilgili 3. Havalimanı'nın yaptığı ihlalleri, doğa kırımını veyahut da işte ne kadar güvenlikli bir havalimanı olmadığına dair, zeminiyle ilgili olsun, bu kod farkının indirilmesi nedeniyle uçakların rahat kalkıp inemeyeceği ile ilgili olsun, bir sürü rapor yayınlandı. İşte ekolojiyle ilgili, ekosistemlerle ilgili TEMA'nın raporu var, TEPAV'ın raporu var, değerli raporlar. Şimdi bizim buradaki derdimiz şuydu. Bu raporlar dolaşıyor ama hani 3. Havalimanı projesini incelemek isteyen biri oturup da bu raporları toplayacağına, bunları bir defa değerli toplu bir araya getirebilir miyiz? Artı teknik dille yazılmış raporları biz nasıl daha dilini sadeleştiririz, nasıl açıklarız ve de hepimizin anlayabileceği bir dile dökerek bu katliamın boyutlarını daha görünür edebilirizdi. Ama bunun dışında şöyle de bir şey var, bu raporların atladığı mesela bu projenin ekonomik boyutu vardı. Ki biz burada bu projenin Türkiye'nin bu ekonomik şartları altında yapılamayacağını iddia ediyoruz. Ekonomik bölümü raporumuzu ekonomist Mustafa Sönmez yazmıştır. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür etmek isteriz. Artı bunun bir havalimanı projesi olmadığı,
bir emlak pazarlarına ve gayrimenkule yol açacak bir inşaat projesi olduğunu. Çünkü raporun kendi ÇED'inde, projenin kendi 3 ÇED raporunda da bunun vurgulandığını şöyle diyor. Aeretropolis diye bir kavram ortaya atıyor. Bu neymiş Aeretropolis? Havalimanı etrafında havalimanını bir cazibe merkezi kılarak konumlanan kentler. Kentler buna doğru gidiyordu. Şimdi biz burada ve İstanbul Türkiye'nin de bir lokomotifidir, lokomotifi olacaktır diyor. Şimdi bizim buradan çıkardığımız işte 3. köprü, kanal projelerini de düşünerekten bu aynı bölgeye yapılacak diğer inşaat projelerini, yeni şehir projeleri geliyor vesaire. Bunları da koyduğunuz zaman önümüzde biz karşımızda bir paket programla karşılaştığımızı görüyoruz. Yani mega paket programı tamamen artık İstanbul'un son kalan bakir alanlarının ranta açılış programıdır bu diyoruz. Bu bir havalimanı ulaşım projesi değildir diye iddia ediyoruz. Artı bir de diğer raporlardan değişik olarak, farklı olarak konsorsiyum üyelerinin her birinin diğer projelerindeki failliklerinde başlıca projelerindeki bir süre projeleri var. Başlıca projelerindeki failliklerinde biz burada teşhir ettik. Ve bu rapor bir vicdan çağrısıdır, kamuoyuna çağrıdır. İstanbul'un geleceği için, gelecek nesilleri olan sorumluluğumuz için lütfen diyoruz maddi manevi destek vermeyin. Bu yıkım projesinin failleri olmayın. Raporun İngilizcesi de şu anda tercümede. Bunu ulusal ve uluslararası kamuoyu önünde biz bu ihlaller projesini, bu yıkım projesini gerçekten İstanbul'un sonuna getirecek bu projeyi teşhir etmek istiyoruz. Evet, oldukça kapsamlı bir rapor da olmuş, evet. Bir yandan. Ben de hızlıca bakmak durumunda kaldım. 100 sayfa bir rapor, evet. Peki birazcık belki burada önemli noktalarına da değinmek lazım. Onur, onlar da en azından bu raporun hazırlanış sürecinde de ve Kuzey Ormanları Savunması'nın tüm süreçlerinde de başından beri bulunan birisin. Burada raporda aslında en dikkat çekici başlıklar nelerdir? Yani aslında havalimanı projesinin değdiği, dokunduğu o kadar çok fazla nokta var ki. Yani biz raporu hazırlarken de basın açıklamasındaki o 15 dediğimiz 15 noktayı belirttiğimiz 15 noktayı belirlerken de hangisi birbirinden daha önemli acaba diye böyle bir kararsız kaldığımız zamanlar oldu. Çünkü bakıyorsunuz yer seçiminin zeminin bataklık olması, birçok köyü ortadan kaldıracak olması, örneğin Yeniköy'de hayvancılığı bitirmiş olması, baştan beri biz söylediğimiz üzere 3. köprü, havalimanı ve Kanal İstanbul'un aslında Cihan'ın az önce belirttiği üzere entegre projeler olması kabiliğinden şu anda İstanbul'u tamamen besleyen, Marmara'yı da aslında o anlamda besleyen Kuzey Ormanları ekosistemini, koruma altında bulunan Kuzey Ormanları ekosistemini baştan aşağı ortadan kaldıracak olması, burayı bir kentleşmeye açarak hangi noktasına değinirseniz değinin aslında insanın elinde kalan bir proje. 3. havalimanı projesi. Bir yandan da halen daha konsorsiyum üyeleri ve işte hükümet bir yandan da halen ne kadar mali kuvvette, maddi güçlerinin çok böyle revaçta olduğundan bahsetmeye devam ediyorlar. Projeye o anlamda gerçekleştirilebilirlik katmaya da devam ediyorlar. Fakat DHMİ'nin çalışmalarını denetleyen Sayıştay raporunda da belli ki projenin ihalesinden neredeyse 2 sene geçti üzerinden ve halen daha yer teslimi yapılmış değil, açıklanmış değil. Haliyle soruluyor. Sondaj çalışmalarına da devam ediliyor. Birçok yurt dışından şoförünü dahi bulamadıkları kamyonlar sipariş etmeye devam ediyorlar. 400 tane işte kamyon, Vietnamlı şoförler istihdam edilmeye çalışılıyor. Fakat projenin geneline baktığınızda yer teslimi dahi yapılmış değil. Yani bu anlamda iler tutar böyle ayakları yere basmaya falan başlayabilmiş bir projede değil. Yani şu anda mesela başbakan falan ziyaret ediyor şantiyeyi gidiyor. Orası sadece sondaj mı? Yani herhangi bir inşaat faaliyeti yürütülmüyor mu henüz orada? Çeşitli kıyımlar, yani kesimler gerçekleştiriliyor. Mesela ÇED raporunun kendisinde ekolojik ve tarihi değeri çok önemli olduğunu, kültürel değeri çok önemli olduğunu belirttiği Kulakçayırı bölgesindeki Kulakçayırı gölünü şu anda örneğin dolduruyorlar. Hafriyatla doldurmaya devam ediyorlar. Yani zemin çalışmaları bir yandan sürüyor. Bir yandan da çok aceleleri de olduğu için projeyi bitirmek üzere. Kesilmesi gereken, tıraşlanması gereken bölgeleri tıraşlıyorlar. Doldurması gerektiklerini söyledikleri, iddia ettikleri göletleri doldurmaya, hafriyata doldurmaya devam ediyor. Hafriyat nereden geliyor? Çünkü o da bir tartışma konusuydu. Hatta ihaleden sonra düşürüldü galiba, değil mi? Şey, evet. Yüksekliğini düşürdüler. Bu da uzunca bir süre tartışıldı. Hafriyat nereden geliyor? Çünkü Kanal İstanbul'dan sağlanacaktı. Henüz o proje yok ortada. Çünkü süreçleri görmeleri gerekirdi. Bekledikleri gibi olmadı elbette ki. Kanal İstanbul'da kazıp orada çıkartacakları milyonlarca metreküp hafriyat oraya taşımayı hedeflemişlerdi. Olmadı tabii ki böyle bir ucube projeye güvendikleri, yaslandıkları için. Şu anda orada zeminde havalimanının proje sahasında birbirinden çok farklı değişik yükseklikte bir coğrafi alanla, topografyayla karşı karşıyalar. O yüzden şöyle bir şey yapıyorlar. Tıraşlıyorlar tepeleri, tepelerden tıraşladıkları hafriyatları alıp
göletleri dolduruyorlar. Düz alanları dolduruyorlar. Yani bir anlamda o anla şeyleri araziyi belli bir dengeye getirmeye çalışıyorlar ki üzerlerine altında balçık olan yerlere JMO'nun burada yaptığı çalışmadan da yine biz buraya raporu da almıştık. 20 metreye kadar hala aşağı daha da fazlaydı galiba. Şimdi 20 yanılıyor olabilir. Daha da fazla aşağı 20 metreden çok daha fazla aşağı kadar sondaj çalışmalarında hala tatlı su bulduklarını, evet, hala zeminde sıvılaşma bulduklarını ve halen de oranın balçık olduğunu ve bunun üzerinde de pistin yapılacağını kanıtlamış durumdalar JMO'nun raporunda da. Yani bir yandan sürekli topografyayı eş düzeye getirmek üzere hafriyat dökümüne devam ediyorlar. Bir yandan da bunun üzerine muazzam ve kesinlikle gerçekleşecek çökelmelerin, oturmaların olacağı yerleri de pist yapacaklarını ÇED raporunda kendileri ilan ediyorlar. Yani aslında bu pist bir hayli riskli bir pist olacak. Çok riskli. Değil mi? Yani evet, kesinlikle. Jeoloji mühendisleri öyle mi diyor? Kesinlikle. Onların yani raporunda iki şeye dikkat çekiyor. Şimdi bir defa diyor ki bu zaten bu zeminin düz hale getirilmesi, stabil olması çok zor. Ama bunu dolguyla stabil hale, yani doldurarak bunu bir şekilde yapmaya çalıştıklarını, bu dolguların da dolgu maddelerinde birbirleriyle şeye geçeceğini, işte o kimyasal şeye kömür ve onun için bunun da imkansız olduğunu, yani getirecekleri dolgunun da imkansız olduğuna dikkat çekiyor jeoloji mühendisleri odası. Tabii çok vahim bir şey, bunu TÜMOB İKK'nın raporunda da vardı. Kot farkının %5'ten 70'e indirildi. Biliyorsun. Bu 70'e indirilerek aslında ihale şartlarında 105 olan bir şey 70'e indirildi. Bu 105 metre kot farkından dolayı bir sürü firma teklifini geri çekti. Çünkü bu hakikaten maddi olarak tabii diye. Ama ondan sonra bu 70 metreye indirildi. Hem bu firmalar kazandırıldı böylece. Ama aynı zamanda da İKK raporunda buradaki tehlikeye dikkat çekiyor. Çünkü bu kot farkının indirilmesiyle uçakların simülasyonlarla yaptıkları raporlarında, bizim raporda da onu bahsettik, uçakların inip kalkamayacaklarını söylüyor. Ve düşünün, ben şunu söylemek istiyorum. Bu projenin daha yer teslimi yapılmadı. Bu zemin bu şeyde, ama projenin temeli atıldı. Bu projenin ÇED'i bütün şeyi, yasayı çiğneyerek önce değil, ihaleden sonra yapıldı. Hani ayrıca da bir sürü hukuksuzluk göz göre göre bu projenin içinde. Peki aslında şu boyut belki de üzerinde daha ağırlıklı durulmaya değer, çünkü tartışılıyor. Ekonomik boyutu dediniz ya, Mustafa Hoca hazırlamış sanırım. Neden yapılamıyor? Yani birkaç cümleyle özetlersek tabii ki orada detaylıdır ama neden tabii yapılamaz? Şimdi şöyle bir şey, yani ekonomik gidişata baktım, müthiş bir işsizliğin arttığını görüyoruz. Enflasyon yükseliyor, dolar keza aldı başını gidiyor. Ve Mustafa Hoca bunun işsizlikle enflasyonun bir arada gitmesinden bir şeye geçeceğini, Türkiye'nin ekonomist olmayınca böyle oluyor, ekonomiye gireceğini ve zora koşulacağını, çünkü dışarıdan kredi almaları lazım. Şimdi böyle bir tabloda artı kredi derecelendirme kuruluşlarının, en son Moody's'in, ki biz onu rapora giremedik. Yani bir de şunu söyleyeyim, biz bu raporu devamlı olarak Ağustos'tan beri ekonomik şeyini, tabloyu güncelliyoruz. İşsizlik çıkıyor, artıyor, çıkıyor, artıyor, dolar artıyor. Şimdi böyle bir tabloda işte Türkiye'nin notu durağan ve negatifken imkansız olduğunu, ayrıca Mustafa Sönmez'in çok güzel bir şeyi var. Ülke riskleri diye bir şey, bunu bilmiyoruz. CDS'ler, yabancı yatırımcılar için kullanılan göstergelerin başında Credit Default Swap diye bir şey varmış. Bu nedir? Bir ülkenin riskini anlamak isteyen, yani buraya yatırım yapacaklar, bu CDS'lere bakıyor. Bu Mustafa Hoca'nın burada çok güzel şeyleri var, tablosu var verdiği gibi. Orada da Türkiye en başta. Yani burada da şöyle söyleyeyim, ekonomik bakımdan imkansız, hani bu projenin bütün yıkımına rağmen bana ne ya, ben kar edeceğim, yatırım yapacağım diyen işte finans kurumları, bankalar için de bu aslında bu projeden yapamıyor, hiçbir şekilde kar edemeyecekler, paralarını belki alamayacaklar. Yani böyle de bir tablo var. Kamu özel işbirliği modelinin bir sürü sakıncaları var burada. Aslında işte hep bize yutturulan şu yalan, şirketler üstleniyor her şeyi. Nasılsa devlet girmeyecek, onu Onur açar daha iyi, devlet hava meydanlarını incelediği için. Sayıştay raporundan falan da anlıyoruz ki yani bu projenin arkasında, bu proje çöktüğü gibi devlet olacak, dıştaki kredilere karşı da devlet hava meydanları zaten zarar ediyor,
Sayıştay raporlarında çok net. Zarar eden bir kurumu koyuyor oraya aracı olarak. Veremeyecek yani neyse. Kredilere karşı o orada şey olarak garantör duruyor. O da olamayacak. Dolayısıyla vergilerimizden gidecek. Ama şu aşamada gerçekten orada yapılan, yani olamayacak bir proje için yapılan da müthiş bir ekolojik kıyım. Ve insanların üzerinde bir sürü hak ihlali. Köylüler bugün basın açıklamasında vardı. İşte Nezih abi anlattı neler olduğunu. Belki. Evet, bu boyutlar önemli belki de işin. Çünkü kim ne zarar edecekse etsin. Ama hani ekonomi eğer bunu yaptırmayacaksa sağ olsun ekonomi diyelim biz 3. havalimanı için. Ama neler oluyor peki orada Onur? Biraz da onları dinleyelim senden. Yani ekolojik yıkım, insani boyutu bunun ve belki insanların göçe zorlanmasından, tarım arazilerinin, sulak alanların yok olmasından bahsediyoruz. Bugün biz basın toplantısında bir video gösterdik. Yakın zamanda Mart başı gibi biz yeniden havalimanı proje sahasına gittik. Oradaki son gelişmelere bakabilmek için. Yani ciddi bir kıyım ağaç kesimi haliyle orada devam ediyor. Bunu projenin ilerleyen zamanlarında da görmeye devam edeceğiz. Onun haricinde bizim geçen senenin başındaki havalimanını biz bir eylemler dizisi olarak önümüze koyduğumuz andan beri sürekli birlikte olduğumuz Mustafa abi var Yeniköy'den. Mustafa abiye yine konuştuk. Onun dediği çok net bir şey var. Hayvancılığı bitirdiler diyor Yeniköy'de. Gerçekten de bitirdiler. Çünkü geçen haberlere de çıktı. Keçilerinden bir tanesi proje alanına girdiği için ya da ona keçinin tekine izin verilmeyen yeryüzünde, yerle gök arasında keçinin tekine siz bir yere girmeyi yasaklıyorsunuz. Ve keçinin sahibi olan arkadaş, dostumuz keçi oraya girdiği için 7000 lira gibi bir cezaya, para cezasına çarptırılıyor. Bu oradaki insanların birçoğunun başına gelen bir şey. Öte yandan havalimanı projesi oradaki İstanbul mandası var biliyorsunuzdur. İstanbul mandası çok İstanbul için çok önemli bir ekosistem varlığı, ekoloji varlığı. İstanbul böylelikle bu projeyle beraber İstanbul'un kuzeyinde hayvancılık da biteceği için İstanbul artık manda yoğurdunun ne olduğunu bilemeyecek. Şöyle diyelim, yani manda sütü üretiminin çok büyük bir miktarı İstanbul'da. Kesinlikle çok hala %70-80 boyutunda, evet, İstanbul'da manda sütü. Devam ediyor ve hani Mustafa abinin mesela kendisi o işi yapmaya devam ediyor. Bugün zaten aramızda olacaktı fakat hayvanlarıyla ilgilenmek zorunda olduğu için gelemedi. Hayvanların yani o gıdalarını elde ettiği meraların üzerine de yapılıyor aynı zamanda. Yani hiçbir şekilde bir yere götüremeyecekleri bir yer yok. Ve şey diyor, yani bunlar kesime gidecekler hayvanlar, mezbahaya götürmek zorunda kalacağız diyor. Ve bu buradaki birçok hayvancılıkla uğraşan birçok insan için aynı şekilde geçerli. Tarımı zaten orada yok ediyorlar. Çünkü tarım arazilerinin üzerine de havalimanının üzerine geldiği noktalar var. Bir diğer noktası burada şöyle bir işgüzarlık var. Havalimanının ciddi bir şekilde İşte eski maden çukurlarından kalan, bozulmuş, işe yaramayan, çorak, kötü, manasız araziler üzerine yapıldığı iddia ediliyor. Şimdi şunun altını çizmekte fayda var. Madencilik için tahsis edilen alanlar geçici. Oraya madenciliğe tahsis edildikten sonra madencilerden istenen şu ki, işiniz bittikten sonra burayı ağaçlandırarak, kendi aldığınız gibi bırakarak, teslim ederek geri çıkmanız gerekiyor diyorlar. Fakat şu anda oraya üzerine yapılan şey, orası zaten işte çöl, işte delik, kraterler oluşmuş orada. Orada zaten bir şey yok falan gibi bir ifade var. Fakat orada zaten bir şey yok dedikleri yerde gerek yağmur sularıyla gerek zemin, çünkü orası su havzası, İstanbul'un su havzası, gerek yeraltı sularının beslemesiyle maden çukurlarının olduğu yerde zaten doğal yaşam başlamış durumda. Bitkiler var. 70 tane göl ve gölet var orada ki 1. ÇED raporu bunu kendi ağzıyla söylerken 3. ÇED raporunda da büyüklü küçüklü su birikintileri ne çevirerek oradan da bir böyle işgüzarlık yapmaya da gitmişler yani. Yalnız şunun altını çizmenin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, bir fena bir durum var orada. Kuzey ormanlarının katli bir anlamda sürüyor, orada devam ediyor. Buna da devam edecekler çünkü başka şansları yok orada. Artık güney, doğu, batı ekseninde geliştiremedikleri için şehri. Fakat şu var ki şu anda 3. köprü için de, 3. havalimanı için de şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan bu ağaç kesimi kuzey ormanlarının kalan diğer varlığıyla karşılaştırıldığında bir hiç. Küçük yani, evet. Hiç de hiç de diyebiliriz buna. Yani çünkü kurtarılacak çok fazla şey var hala. Kesinlikle. Biz bu projeleri durdurmak zorundayız. Evet. Bu projeleri durdurursak zaten doğa zaten geri alacak onları kendine ve şu anda gerçekten bu tablo kötü olabilir fakat umutsuzluğa çekilip kaybettik işte kuzey ormanları gitti değil. Aksine sokağa çıkarak, hukuku baskılayarak, iktidarları, karar alıcıları baskılayarak yeniden orayı geri almamız gerekiyor bizim. Bu anlamda bu yaşam hakkı savunucusu arkadaşlara söylememiz gereken şey, çünkü hiçbir şekilde moral bozukluğu ya da pes etmeye falan girmemeliyiz. Biz programımızın sonuna geliyoruz. Kapanışı biz yapmayalım. Başka biri yapsın. Sen çok daha iyi anlatırsın. İsmail dediği belki anlamlı olacaktır. Bir son duyuru yapayım Utku. Buyur, bir dakika hemen yapalım.
Biz bu raporu yaptık, basın toplantısında sunduk, bir raporu yaptık, haydi bakalım gibi bir durum yok. Bu raporun üzerinden bundan sonra çeşitli çalışmalarımız olacak. Bunlardan bir tanesi de önemli, direkt bu raporla organik bağlı olmasa da ayın 29'unda, 29 Mart'ta 3. köprünün için kesimlerin devam ettiği Gümüşdere bölgesinde eylemdeyiz. Kuzey Ormanları Savunması, Çekül Vakfı, Sarıyer Kent Dayanışması ve Türkiye Ormancılar Derneği ile birlikte oluşturduğumuz, birlikte çağrısında bulunduğumuz 29 Mart'ta bir eylem var. Buradan çağrısını da yapmış olalım. Video. Evet, İsmail Dede'ydi. Sen bir cümleyle özetle istersen ve ona bırakalım. İsmail Dede bize bahçesindeki ağacı hiçbir şekilde bunun değerini bile bana veremezler diyen, ıhlamur ağacını bu şekilde yaşamsal bir şekilde tanımlayan bir Kuzey Ormanları köylerinden, Ağaçlı köyünden bir sakinimiz, dedemiz, büyüğümüzdü. Hacı İsmail. Hacı İsmail Dede. Kendisini evet. Onunla görüştükten, bu videoyu yaptıktan kısa bir süre sonra kaybettik. Onu da analım. Evet, biz de Yeşil Bülten'i kapatırken sözü Kuzey Ormanları'nın kahramanlarından İsmail Dede'ye bırakalım. Onun son görüntüleri eşliğinde görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdi şu ağaç Kayserili fotoğrafçı Ahmet vermişti bana, Bahçeköylü. 30 senelik ağaç, bu ıhlamur ağacı. Bunu bana ödeyemezler yani. Bunun değerini bana ödeyemezler. Ben öyle anlıyorum yani. Hani bunun değerini bana ödeyemezler. Parayla ölçemez. Ölçemezler. Çok doğru. Çok doğru. Benim için böyle yani, başka bir şey. Son bir yılda buradaki ormanlarda ne değişti? Ormanlarda ne değişti dedin? Ormanları telef ettiler, bitirdiler ormanı. Şuradan yukarıya çık, oradan ta İshaniye'ye kadar, Akpınar'a kadar. Buradan çık ta bilmem nereye kadar, şeye kadar, çift alana kadar. Buraları talan ettiler, bitirdiler yani. Orman diye bir şey kalmadı ki. Ama buradan da bak dayandılar bizim yanımıza. Orasını aldılar, dayandılar. Hani nedir burası? Ağaçlık gözülmesin. Hani neydi burası? Ne diyorlar? Fundalık, tarlalık diyorlar. Buradaki şeflere, harita mühendislerine, toprakçılara ilk giren dözeri vuracağım. Siz değil, siz korkmayın. Ha, siz ona arkadan geldiyseniz sizin akıbetinizi bilmem. Ama ilkten geleni ben vuracağım dözeri. Kim gelecek buraya?